Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Airtice RT206 V1TT modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Airtice RT206 V1TT modemler TT'nin kampanya kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan modemlerdendir. Airtice RT206 V1TT modemler ADSL uyumlu modemler olup 24 megabit'e kadar ADSL bağlantılarını desteklemektedir. Airtice RT206 V1 modemler tek boardlu modemlerdir. Tek bir bilgisayar üzerinden bağlantı sağlanmasını olanak sağlamaktadır. Modem özelliklerini kısaca tanıdığımıza göre modem kurulum adımlarına geçebiliriz. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırılığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modem üzerine bulunan DSL ışığının sabitlenmeyeceği için internet bağlantı sağlanamayacaktır. Modem bağlantılarınıza www.zorluteknoloji.com üzerinden internet bağlantı bölümünden ulaşabilirsiniz. Modem kutusu içerisinden bir adet speaker, bir tane ana modem, kablo bağlantıları ve enerji kablosu çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, PON ve DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hat, yani Türk Telekom'un ya da servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu ana hat takılmalıdır. PON bölümüne ev telefonu takılmalıdır. DSL bölümüne modeminizin arkasına yer alan DSL bölümü bağlanmalıdır. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız, yani yalın internet bağlantısı kullanıyor iseniz, aradaki splitter bağlantısını kullanmadan ana hattı direkt olarak modeminizin arkasına bağlayabilirsiniz. Modem bağlantısını, modem kurulumunu internet kablosu üzerinden yapılandıracağımız için modem ile bilgisayar arasında bir kablo bağlantısı takınız ve modem ve bilgisayarınızı çalıştırınız. Modemi çalıştırdığınızda modem üzerinde yer alan ADSL yazan ışığın sabit olarak yanması gerekmektedir. ADSL ışığınız sabitlendiğinde modem kurulumuna geçebilirsiniz. Eğer ADSL ışığınız sabit olarak yanmıyor ise modem bağlantılarınızı ya da dışarıdan gelen ana hattın kontrol edilmesi gerekmektedir. Dışarıdan gelen ana hat üzerinde bir problem varsa servis sağlayıcınızı çağrı merkezinde görüşerek arıza kaydı oluşturabilirsiniz. Yine servis sağlayıcılara ait çağrı merkez numarasına www.zorluteknoloji.com üzerinden müşteri hizmetleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Tüm servis sağlayıcılara çağrı merkez numarası yer almaktadır. DSL ışığınız sabitlendiğinde modem kurulumuna geçebilirsiniz. Airtice RT206 V1TT modemimizin arayüz ekranında geçici bir sıkıntı olduğu için V4 üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.2.1 yazarak Enter butonuna basınız. Karşınıza kullanıcı adı şifre ekranınız gelecektir. Bu ekranda kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TTNet olacaktır. Burada da size göstereyim kullanıcı şifrenizi. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TTNet olarak yazmanız gerekiyor. Eğer şifrenizi kabul etmiyor ise modeminizin arkasında bulunan reset butonunu 10 saniye kadar basılı tuttuğunuzda modeminizin resetlendiği göreceksiniz. Modem ışıklarınızın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Modem ışıklarınız sabitlendiğinde modem arayüzüne tekrar ulaşabilirsiniz. Yine 192.168.2.1 ekranından bu ekrana ulaşabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TTNet yazarak tamam butonuna basınız. Karşınıza şifre değiştirme ekranı gelecektir. Bu ekranda isterseniz TTNet şifrenizi değiştirebilirsiniz, isterseniz de değiştirmeden geçebilirsiniz. Modem kurulumunuzu hızlı kurulum ve internet kurulumundan gelişmiş kurulum üzerinden yapabilirsiniz. Biz internet kurulum üzerinden gelişmiş olarak göstereceğiz ayarlarımızı. Ekranın sol tarafında bulunan internet bölümünün altında internet ayarları bölümüne tıklayınız. Açılan bölümde iki seçenek vardır. Burada VC1'e tıklayabilirsiniz. İsterseniz sağ tarafta bulunan düzenle butonu üzerinden de kurulum adımlarına devam edebilirsiniz. Düzenle butonuna basınız. Karşınıza gelen ekranda tüm servis sağlayıcılar için otomatik olarak, standart olarak, protokol olarak PPPoE seçiniz. Enkapsülasyon bölümünde LLC seçiniz. ADSL kullanıcı adı ve şifre bölümünde yine servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Buraya kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Eğer TTNet kullanıcısıysanız otomatik olarak TTNet uyumlu bir modem olduğu için yazmanıza gerek bulunmuyor. Kullanıcı şifreyi yazdıktan sonra ekranın sağ tarafında VPI8 VC35 butonuna seçeneklerini yazalım ve kaydet butonuna basıyoruz. Eğer kullanmış olduğunuz servis sağlayıcı TTNet'in dışındaysa, yani Türk Telekom servis sağlayıcının dışında TürkNet, SuperOnline, Vodafone, Millennium, D-Smart gibi servis sağlayıcıları kullanıyor iseniz burada
standart yumrulu olarak geldiği için şuradan işleme devam etmeniz gerekiyor. Cihazınızı TD'nin dışında başka bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayın butonuna basıyorsunuz. Bu ekranda karşınıza kullanıcı adınızın sonuna giriş yapabileceğiniz bir ekran gelecek. Burada kullanıcının sonundaki TD'yi silerek yani kendinizin servis sağlayıcınız hangi kullanıcı domainini verdiyse bunu yazmanız gerekiyor. Tüm servis sağlayıcılara ait domain adreslerini yine www.zorluteknoloji.com üzerinde web sitemizden ulaşabilirsiniz. Burada tüm servis sağlayıcılara ait domain adresleri yer alıyor. Buradan temin edebilirsiniz. Güçlendirme yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. İşlem tamamlandığında modeminizin üzerinde bulunan ADSL ve internet ışığının yandığını göreceksiniz. Modemin kablosuz ayarları için ekranın sol bölümünde yer alan kablosuz ve kablosuz ayarları bölümüne tıklayalım. Açılan ekranda mod bölümünde 802.11bg standardı vardır. Bu modemler eski Türk tip modemler olduğu için bazı standartlar bu modemde yoktur. Kablosuz ağ standartları. Maksimum olan tüm harflerin içerisinde yer aldığı kablosuz modu seçebilirsiniz. Kanal modu önemli. Kanal modunda kablosuz ağınızın uzak mesafelere ulaşması için ya da kablosuz kısa mesafede kaliteli sinyal almanız için bir kanal modu seçmeniz gerekiyor. Bu kanal modları detaylı bilgisi için hangi ne işe yarıyor, hangi kanal modu ne işe yarar, hangi frekansla çalışır bu gibi bilgilere yine www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada her kanal modunun hangi frekansla çalıştığı, hangi işlem için kullanmanız gerektiği yer alıyor. Web sitemizden yararlanarak bu işlemi yapabilirsiniz ve kanalı da ona göre seçebilirsiniz. Burada manuel olarak otomatik bir kanal modu seçilmiştir. Sonrasında bunlara değişiklik yapmanıza gerek bulunmuyor. Ekranın alt bölümünde kablosuz ağ adı bölümü var. SSID bölümü. Burası Wi-Fi ağınız yani kablosuz ağ adınız olacak. Buraya bir isim belirlemeniz gerekiyor. Kablosuz ağınız için herhangi bir isim yazınız. Sonrasında ekranın sağ bölümünde güvenlik bölümünde VPA VPA2 bölümünü seçmeniz gerekiyor. Parola bölümüne en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir de küçük harf içerisinde yer alacak şekilde rakamlarla oluşan bir kablosuz ağ şifresi seçerseniz bu wireless ağınızın güvenliği açısından önemli olacaktır. Şifrenizi seçtikten sonra en alt bölümde yazan kaydet butonuna basmanız gerekiyor. Kaydet butonuna bastığınızda modeminizin kablolu ve kablosuz ayarlarını yapılandırmış olacaksınız. Yani Airties RT206V1TT modeminizin kablolu ve kablosuz ayarları bu şekilde yapılandırılmış olacak. Modem üzerindeki DSL, internet ve wireless ışığı yandığında internet bağlantısı sağlamak istiyorsanız internet üzerinden, kablosuz bağlantı sağlamak istiyorsanız kablosuz üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Web sayfalarınızı kapatarak internete girebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasına beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.